Kişide yaşam enerjisi varsa, yaşama sevinci, yaşama sevgisi varsa, bu antik Yunan'da Eros olarak geçer. Yaşama sevinci Eros'tur. Çoğu insanda Eros, yani cinsellik şeyi değildir, aşk tanrıçası falan değildir Eros. Kelime olarak yaşama sevincidir, yaşama sevgiyle bağlanmaktır. Çoğu insanda maalesef yaşamla ilgili bağlılık kayboluyor. Çünkü ne yapıyoruz biz çocuklarımıza, yani ya da bize ne yapılıyor efendim? Doğru, Makedonya'nın bayrağında da var. Ne yapıyoruz çocuklarımıza? Yaşam enerjisini kapatıyoruz, kilitliyoruz, bastırıyoruz, öldürüyoruz hatta. O zaman ne oluyor? Yaşamdan zevk almaktan korkan insanlardan oluşmuş bir dünya olmaya başlıyor maalesef. Yaşam enerjisi olmayan bir kişi yaşama değil ölüme yakın olmaya başlar. Ölümsever olur. Bu ölümseverlik Erich Fromm'un şeylerinden bir tanesidir. Büyük buluşlarından ya da belki başkaları da daha önce bundan bahsediyordur. Mutlaka illaki bahsediyordur. Ölümsever olur. Ölümseverlik ne demek? Asık suratlılık, dedikodu yapmak, zamanı boşuna geçirmek, çok fazla alkol almak, fosur fosur sigara içmek, zamanı öldürmek, kendini sabote etmek, işte yalan söylemek, ondan sonra para kaybedecek şeylere yönelmek. Mesela kumar. Kumar. Mesela bilinen kim var öyle? Mesela Serdar Ortaç. Değil mi? Onun, Serdar Ortaç'ın böyle konuşurken öyle şey halleri vardır böyle. Bitmiş, ölmüş gibi. Diyeceksin ki ünlü, meşhur, çok iyi besteleri var, harika sözler yazıyor. Her yaz bir şarkı patlatıyor. 30-40 senedir adam ya. İyi de bir yandan bütün bunlar olurken bir yandan da bilinçaltının derinliklerinde yaşamı sevmemesi gerektiğine dair bir yazılım var. Ondan dolayı işte. Demek ki boşa geçirmek zamanı, kendini sürekli eleştirmek, başkalarının kendinden nefret etmesi ve başkalarının kendisini yargılaması için kendi kendine tuzaklar kurmak, ya alkol almak aşırı derecede, hani aşırı derecede alkol almak, kendini kaybedercesine sık sık kaza yapmak, efendim spor yapmamak, bedenini iyi bakmamak, zamanı takip etmemek, ne oluyor ne bitiyor, sanattan uzak durmak, tiyatroya gitmemek, sinemaya gitmemek, hayata karşı ilgisizlik, asık suratlılık, ona buna laf sokuşturmak, sürekli laf giydirmek, kafayı bir negatif bir şeye takıp sürekli ondan bahsetmek. Sonra geçmişteki negatifleri sürekli hatırlayıp kendini sürekli böyle şişlemek. Hani böyle şiş sokup buradan çıkartan var ya, ne onlar? O. Böyle bir şey var. Rufailer mi? Evet. Yani manevi olarak sürekli kendini şişlemek. Bu nedir? Böyle şey yapanlar, böyle insanlar ölümsever kişilerdir. Ve sadece kendine eziyet etmek ve kendi kendine negatif şeyler yaşatmakla kalmaz. Başkalarına da negatifler yaparak, kızarak, bağırarak, sürekli eleştirerek, onlarda açık gedik ve bir araz bulmaya çalışarak bunu yaparlar. Bakın kendinize, öyleyseniz çeki düzen verin ya da etrafınızdaki insanlar öyleyse bilin ki o bir ölümseverdir. Peki yaşamsever insanlar nasıl? Her zaman umutludur.
Hiçbir zaman hiçbir şeyi imkansız olarak görmezler. Kendine eziyet etmezler, bedenlerine iyi bakarlar, spor yaparlar, yürüyüş yaparlar. Temiz hava, temiz hava. Zihinleri açıktır, öğrenmeyi severler. Öğrenirler ve uygularlar. Gelişmeye çok açıktırlar. Sevmeye ve sevilmeye açıktırlar. İnsanları överler, kendilerini de överler, insanları da. En azından kendilerini eleştirmezler, buğz etmezler kendilerini. Ya hep geliştirmeye çalışırlar. Başkaları için de öyle. Başkalarına da yardım ederler, kendine de yardım ederler. Help Yourself diye bir Tom Jones'un bir şarkısı vardı. Bizim yaşımızdaki insanlar Tom Jones'u bilirler. Just help yourself falan diye. Şimdi bakın arkadaşlar, Aslan'ın burada yazıyor. Eğitim, seans vesaire almak isteyenler için telefon numarası. Zaten Instagram'da yazıyor. Ondan sonra ya kendine de yardım eder ama yetmez. Başkasına da yardım etmez. Bana ne diye dönmez. Yolda bir tane köpek gördü. Çok zor durumda ama bana ne. O bir köpek demez. Bir arkadaşın zor durumda. Eğer sömürücü değilse. Bak sömürücü değilse. İyiliği dozunda yapmakla ilgili çok şey söylemiştim. İyilik güneş gibi yakıcıdır. Fazla verirsen yakar. Az verirsen üşütür. Denge ayarı neye göre yapacaksın? Aklına göre, deneyerek. Her şey akıl deneyerek gelişen bir şeydir. Neyse, sonra geleceğe umutla bakar. Sürekli YouTube'da işte 15 Mart'ta şöyle olacak, olmadı 24 Mart'ta batacağız, 18 işte Mayıs'ta Amerika, hani Mayıs'ta işgal edilecekti Türkiye, gireceklerdi sağdan soldan. Ne oldu? Sürekli şiamet haberleri yaymaz. İnsanları karamsarlığa düşürmez. Kendisi de karamsarlığa girmez. Sürekli kötü haberleri izleyip sonra bir daha izleyip o onu öldürdü, bu bunu kesti, bu bilmem damdan atladı, o onu kaçırdı, bu buna tecavüz etti. Bundan zevk almaz. Güzel şeylere odaklanır. Yaşam severler böyledir. Aynı zamanda üretir, düşünür. İyi ve güzel şeyler yapmaya çalışır ve bunu sürekli geliştirir. Elinden sürekli hayır ve iyilik çıkar. Gözleri sevgiyle, güzellikle bakar. Birinci vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni gibi birinci vazifen yaşamsever biri olmaktır arkadaşlar. Kendini ölümsever biri olmaktan yaşamsever biri olmaya geçirmektir. Ben kendi adıma öyle yaptım. Ben de ölüm severdim. Karamsar, sürekli insanları çekiştiren, o öyle yaptı, bu böyle yaptı falan filan diye. Önceden tahminlerde bulunan. Olmayacak, bitmeyecek, tutmayacak falan. Oradan biliyorum yani. Anlattığım şeyin hepsini biliyorum. Oradan ne yaptım? Yaşam severe geçtim. Zorladım kendimi. Ya tuzumu ben kuruttum biliyorsunuz. Hatta öyle bir beste yapacağım. Ya, tuzumu ben kuruttum. Yani. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla yok işte o seni hak etmiyor falan filan. Bunlar bu tarz şeyleri yazanlar seni kendini iyi hissetmek için goygoycu seni överek iyi hissettirip kendisine yaklaştırmaya çalışan kişilerdir. O seni hak etmediğin için gitti. Belki sen de onu hak etmedin. Peki seni hak etmeyen kişi hayatına neden çekiyorsun? Seni çektiğine göre sen onu hak ettin. Niye olaya böyle bakmıyorsun? Niye kendini kandırıyorsun? Ya. Niye kendini kandırıyorsun? Neden insanlar bilinçaltını kullanmıyor? Zaten ondan bahsediyoruz ya. Bu tarz insanlara neden erkeklerin sayısı az? Çünkü arkadaşlar bu bilinçaltı sağ beyin değil, sağ beyin lobunu kullanan ki kadınlarda bu daha çok aktif ya da dişi yanlarını kullanan erkeklerde dişi yanlarını da kullanan erkeklerde
Sezgiler, bilinçaltı, rüyalar, derin farkındalıklar, düşüncenin gücü, duygulara önem verme kısmı kadınlarda daha çok. Zaten kadınlar her zaman öncüdür. Türkiye'yi kadınlar yönetiyor aslında, gizli gizli, hiç kimse farkında değil. Kadınlar ve gençler.